Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte Zero Geometri kitabında analitik geometri konusunda doğrunun analitiği konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet, doğru analitiğinde de ilk etapta doğrunun analitiğinin birincisini işleyeceğiz. Yani size eğimi anlatacağız bu derste. Evet, kitabımızda sayfa numarası 233, 234 ve 235'i yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik geometride doğrunun eğimi çok önemlidir. O yüzden lütfen bu derse dikkat edin. Çünkü her şey eğim üzerine kurulmuştur. O yüzden çok dikkat. Öncelikle eğim açısından bahsedeyim. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya biz herhangi bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya biz ne diyoruz? Eğim açısı adını veriyoruz. Mesela pozitif yön derken pozitif yön böyle saat yönünün tersiydi. X ekseninden başlarsın. Doğruya değene kadar hop şuradaki açı. Mesela bu açı eğim açısıdır. Ya da şuradaki açı bu açı eğim açısı değildir. Eğim açısı dediğimiz böyle başlarsın. Sola doğru gidersin doğruya değene kadar. Yani doğrunun sağ tarafından başlayacaksın. Doğrunun sağ tarafından başla doğruya değene kadar ki buradaki açıya biz eğim açısı adını veriyoruz. Eğim açısı alfa ya da eğim açısı beta ise bu doğrunun eğimi de tanjant alfa olarak tanımlanıyor. Yani D1'in eğimi tanjant betadır. D2'nin eğimi de açı alfaya tanjant alfaya eşittir. Yani tanjant alfa neydi arkadaşlar bir de? Şu alfaysa, şu A bu B ise tanjant alfa dediğimizde karşı bölü komşuydu. Yani A bölü B'ye eşit. Alfanın karşısı bölü komşu şeklinde hesaplanıyordu. Tamam. Evet, şimdi özel durumlarından bahsedelim. Yani açımız 0 ile 90 derece arasındaysa. Mesela şu birinci durumdaki. Açımız 0 ile 90 derece arasındaysa. Tanjant alfa birinci bölgede oluyor. Birinci bölgedeki her değer ne olmak zorunda arkadaşlar? Açı 0 ile 90 derece arasındaysa sıfırdan büyük derece büyük olmak zorunda. Yani şöyle bir dik üçgende şöyle açımız alfaysa şöyle eğimi pozitiftir. Yani pozitif eğimli diyoruz. Eğimli de şöyle giderken bir insan düşün. Şöyle pozitif eğimli. Yani eğimi var. Böyle yukarı doğru çıkıyor. Ama sağa doğru giderken dikkat. Sağa doğru giderken ne olacak? Bu şekilde eğimli bir araziden çıkıyor. Yani eğimi pozitif. Peki ikinci durumu inceleyelim. İkinci durumda eğim 90 ile 180 derece arasındaysa. Yani eğim açımız bizim nedir? 90 ile 180 derece arasında olduğunda. O zaman ne olacak? İkinci bölgede oluyor. Tanjant alfa ikinci bölgede simbolü kos ya. Bu da nedir? Negatif oluyor. Yani sıfırdan küçük olmak zorunda. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi eğim açısı x ekseniyle yaptığı açı ya, x ekseni buysa hop şurada kaçı. Yani adam buradaysa sağa doğru gidecek ya. Hocam eğim yok. Hatta eğim çok küçük. Yani negatif. Aşağı doğru kendini bıraksa yuvarlanıp gidecek. Yani eğim negatif. Yani yukarı doğru bir yokuş yok anlamında. Aşağı doğru iniyorsun anlamında. Öyle aklında kalabilir. Üçüncüye bakalım. X eksenine paralelse. Yani tanjant sıfıra bakalım. Tanjant sıfır nedir? Sinüs sıfır bölü kosinüs sıfırdır. Yani sıfır bölü birdir. Sıfır bölü bir de neye eşittir? Sıfıra eşittir. Şöyle düşünebilirsiniz. Eğim açısı x ekseni düz bir eksen ya. Şu şekilde bir adam var. X eksenine paralel bir doğru gittiği zaman eğimsiz bir yerde gidiyor. Yani eğimsiz dediğimiz eğimi sıfır olan bir yerde gidiyor anlamında. Dördüncü durumu düşünelim. Dördüncü durumda ne? Şu üçüncü durum bu da dördüncü durum. Y eksenine paralelse. Evet, y eksenine paralelse. Bir adam var burada. Şöyle düz duvara tırmanabilir misin diye soru sorsam. Tırmanamazsın değil mi? Eğim tanımsız. Ya da tanjant 90. Tanjant 90 nedir? 1 bölü 0'dır. Bu da nedir? Tanımsızdır. Tamam, buna da dikkat et. Düz duvara tırmanamazsın. Hocam ben tırmanıyorum diyenler yalan söyler. 2 adım sonra düşersin. Ya da en fazla 3 adım sonra düşersin değil mi? Evet. İşte burada birinci bölgede, ikinci bölgede açı 0 iken bir de açı 90 dereceyken eğimleri de tanımlamış olduk size. Bir de bazı trigonometrik değerlerin eğimlerini bilmek lazım. Tanjant 0, 0. Tanjant 45'in 1. Tanjant 30'un kök 3 bölü 3. Tanjant 60'ın da kök 3 olduğunu bilmek lazım. Hocam bunları bilmiyorsak dik üçgen çiz kardeşim. 45, 45, 93 kere 1, 1, kök 2. Tanjant 45 ne yapıyor? 1 bölü 1'i buradan bulursun. Ya da çizersin 30, 60, 90 üçgenini. Hocam burası 1, 2, burası kök 3 ya. Tanjant 30, 1 bölü kök 3 yani kök 3 bölü 3. Tanjant 60 da kök 3 bölü 1. Karşı bölü komşudan dolayı. Bu dik üçgenlerle buradaki trigonometrik değerleri de zaten sen bulabilirsin. Tamam. Yani illa ezberleyeceğiz bunları. Ona göre işlem yapacağız diye bir şey yok. Evet, şimdi gelelim şuraya, sorulara başlayalım. Şimdi bu da D doğrusunun eğim açısı diyor. X eksenine yaptığı açıyı bulacağız. Hocam 60 90 ise burası nedir? 30 derecedir. Ama eğim açısı burası mı solundaki mi? Şimdi doğrunun sağ tarafından başlayıp doğruya değene kadar ki açıydı. Yani eğim açısı kaç derece? 30 derece. Evet, açımız 30 derece.
Bizden bir de ne isteniyor diye diyorsun. Eğimi isteniyor bizden. Eğim de tanjant 30'a eşittir. Tanjant 30 da nedir? 30, 60, 90 üçgen çizdin ya da şekilde var. Burası 1, burası 2, burası kök 3 ya. Tanjant 30 da neye eşit oluyor? 1 bölü kök 3'e eşit oluyor. Yani kök 3 eşitleniyle çarparsan kök 3 bölü 3 olur. Evet, açı 30 derece. Eğimi de kök 3 bölü 3 oldu. Geldik örnek 2'ye. Analitik düzlemde ABCD karesi verilmiştir. AC 8 kök 2 ise bu karenin köşegeni AAA kök 2, yani bir kenar 8 mi yaptı? Evet. Bir kenar 8 yaptı. Bunları yazdık. B noktası 12'ye 0 verilmiş. Yani burası 12 olur. O zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. D doğrusunun eğimi isteniyor. D doğrusunun eğimi x eksenine pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. Yani bu açının tanjantı. E o zaman buradaki üçgende bakacağım ona. Eğim dediğimiz tanjant alfadır. O da nedir? 8 bölü 4'tür. 8 bölü 4 de neye eşit olur? 2'ye eşit olur. Evet, cevap böylelikle 2 oldu. Örnek 2'de. Geldik örnek 3'e diyeceğim ama şimdi eğimi biraz seninle birlikte kısalaştıralım. Nasıl kısalaştıracağız? Yani eksenler üzerinde böyle açı olduğu zaman eğimi biz kısa bir şekilde bulabiliriz. Şimdi şöyle bir antrenman yapalım seninle birlikte. Öncelikle doğrumuz bu şekildeyse, sağa yatıksa, doğrunun sağ tarafından gittiğin zaman şöyle eğim açısı daima ama daima 90'dan küçük oluyor. Sağ yatıkta o zaman, sağ yatık doğruda ne diyeceğiz? Eğim büyük 0 diyeceğiz. Kesinlikle. Peki doğrumuz sola yatık olursa, şöyle olursa, hani doğrunun sağ tarafından başlayıp eğim açısı böyle olmayacak mı? Bak 90 derece burası, 90'dan büyük oluyor. O zaman sola yatık bir doğruda da, sola yatık bir doğruda da ne diyeceğiz? Eğim kesinlikle ama kesinlikle küçük 0'dır diyeceğiz. Yani biz denklem verildiği zaman doğru sağa yatıksa eğim pozitif, sola yatıksa eğim negatif cümlesini kullanıp soruyu daha rahat bir şekilde yapabiliriz. En azından eğim açısıyla uğraşmayız. Sadece x eksenine yaptığı açıya bakarız. Yani ben burada tanjant alfaya bakmama gerek yok. Burası 4, burası 3. X eksenine yaptığı açıya bakarım. Vay efendim, pozitif yönmüş, negatif yönmüş. Hiç uğraşmama gerek yok. Böyle bakacak olursam x eksenine yaptığı açının tanjantı 4 bölü 3. Direkt 4 bölü 3 yazarım. Artı sağa yatık olduğundan. Burada da mesela geldi böyle bir şey. Hocam burası 5, burası 2. X eksenine yaptığı açının tanjantına bakarım. 5 bölü 2. Sola yatık olduğundan eksi 5 bölü 2. Diğer türlü trigonometriyle yaparsın. Burası nedir? 180 eksi beta değil midir? Evet. Tanjant 180 eksi betayı ararsın yoksa. Bu da eksi tanjant beta dersin. Bu da tanjant beta da tabii eksi tanjant betaya eşit olacak dersin. Ya da şuraya 180 eksi beta mi demeyelim. Şuraya alfa diyelim istersen. Burada alfa deyip de ona göre işlem yapmak daha mantıklı. Şimdi benden ne isteniyor? Tanjant beta isteniyor. Tanjant beta dediğimiz nedir? Eksi tanjant alfa eşit değil midir? 180'e tamamlayanın eksilisidir. Yani şuradaki açının tanjantı, yani eksilisi bir de 5 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Ama bununla bence kafanı karıştırma. Doğru denklemi verildiğinde, analitik düzlemde verildiğinde doğru sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa negatif, x ekseniyle herhangi bir yaptığı açıya, hani oluşturduğu dik üçgendeki açıya bak, negatiflik ve pozitiflik sağa yatık ve sola yatıklıktan sonuca ulaş. Mesela şuna baktık. Tanjant teta isteniyor bizden. Ters açıdan teta, yani eğim isteniyor. E hocam ben direkt x ekseni yaptığı açıya bakarım. Burası 4, burası 3. Bu açının tanjantı direkt 4 bölü 3. Sağa yatık artı olur derim. Olayı bitiririm. Buraya geldiğimde hiç betaymış alfaymış dalmama gerek yok. Şu üçgene bakacağım. Dik üçgene bakacağım. X eksenine yaptığı açı burası. Hocam burası 2, burası 3. Tanjant alfa 2 bölü 3 yapar. Ama sola yatık olduğundan eğim negatif olur. Buraya geldik. E hocam eğim açısı 90 derece değil. X eksenine yaptığı açıya bakacağız. X ekseniyle yaptığı açı yok. Yani 0 derece. X ekseni kesmiyor. O zaman tanjant 0. Tanjant 0 da nedir? 0'dır. Düz bir yolda ilerliyoruz demiştik değil mi? Burada da düz bir tuvara tırmanır mısın? Hayır. Tanjant 90 da neydi? Tanımsız demiştik. Zaten bunu da size açıklamıştık. Ya da sinüs 90 bölü kosinüs 90'dan da geldiğini söylemiştik. Evet, geldik bakalım şimdi şuraya. Dikkat. X eksenine paralel olan doğruların eğimi 0. Y eksenine paralel olan doğruların eğimi ise tanımsız. Bu da açının 0 derece ya da 90 derece olmasından geliyor zaten. Şimdi analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen AB doğrusunun eğimi nedir? Hemen analitik düzlemde bak, noktalar özel noktalar. Eksen üzerindeki noktalar olduğu için analitik düzlem çizmek mantıklı. Ne zaman analitik düzlem çizeceğimizi daha öncesi de biz sizinle konuşmuştuk. Özel durumlar varsa analitik düzlem çiz. Hocam eksi 3'e 0 burada. Eksi 3 burada. 0'a 4 de burada. 4 burada. Bizden bu doğrunun eğimi isteniyor. Eğimi nedir? X eksenine yaptığı açıya bakarım. Tanjantına bakarım. 4 bölü 3.
Eğim dediğimiz 4 bölü 3'tür. Sonra sağ yatık mı sağ yatık? Eğim direkt artı 4 bölü 3 olur. Sağ yatıksa pozitif. Evet, eksi 2'ye 0 noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğru. Hemen analitik düzlem çizip yorumlayalım. Şimdi nereden geçecek? Eksi 2'ye 0'dan geçecek ve eğimi 3 olacak. Eğimi 3 olan, yani sağ yatık bir doğru olacak değil mi arkadaşım? Sağ yatık olan bir doğru çizdin. X eksenine yaptığı açının tanjantı 3 olacak. Yani tanjant alfa 3 bölü 1 olacak. Yani 3K ise K olacak. Ya da şöyle diyebiliriz. Hocam burası zaten 2 ya. Buraya A diyecek olursam. Tanjant alfa. Tanjant alfa neye eşit? A bölü 2'ye eşit. Bu da 3'e eşit olacak. A'yı da buradan 6 mı buluruz? Evet. 6 bulduk. Burası 6 ise buradaki nokta 0'a 6 mı yaptı? Evet. Y ekseninde hangi noktada kes diye soruluyor bize. O da 0'a 6 noktasında kesmiş olur. Örnek 5'e geldik. Bak. Eş dikdörtgenleri kullanmayı ÖSYM sever. Eş dikdörtgenlerin kısa kenarlarından uzun kenarları böyle buluttururlar. Bak. Şurası bir kere ne verilmiş? 12 verilmiş. Kısa kenara A diyelim, A diyelim, A diyelim, A diyelim. A uzun kenar 4A oldu. O zaman burası 4A. Burası A. Kısa kenar eş oldukları için. Burası da A mıdır? Evet. Şimdi buranın hapsine bak. 12. Yani burası 12. 6A eşittir 12 ise A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. E o zaman uzun kenar 8, kısa kenar 2 oldu. A noktasından geçen, orijinden ve A noktasından geçen doğrunun neymiş deniyor. Tamam, şuradan geçen doğrunun neymiş. Arkadaş buranın 12 olduğunu biliyorum. Dikdörtgenin uzun kenarında 8 olduğunu biliyorum. Bu açının tanjantına bakacağım. Karşı bölü komşu. Yani eğim dediğimiz 8 bölü 12'dir. Ve sağ yatık olduğundan pozitiftir. Yani 4'e bölü 2, 4'e bölü 3 çıkar. Evet, örnek 5'te 2 bölü 3 bulduk. Geldik. İki noktası bilinen doğrunun eğimine. Arkadaşlar eğim dediğimiz zaten iki şekilde bulunuyor. Birincisi neymiş? Birincisi tanjant alfa. İkincisi de iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Aslında iki noktası bilinen doğrunun eğimini de bulurken yine tanjant alfadan faydalanıyoruz. Mesela A noktası x1 virgül y1. B noktası x2 virgül y2 ise eğer. Şimdi dikkat. Dikkat. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulurken x1, y1 yazdım. x2, y2 yazdım. E şurada bir yamuk çıktı ya. Yamukta dik üçgen oluşturmak lazım ve x ekseniyle şimdi bu doğrunun eğimini bulmak istiyorsam x ekseniyle yaptığı açıyı bulmam lazım. Hocam x ekseniyle yaptığı açı alfaysa şurada da dik yamukta şöyle bir dikdörtgen oluşturursam eğer bak çıkıyor. Alfaysa bak burası alfa çıktı. Yani buradaki dik üçgendeki tanjant alfayı bulmam yeterli. İlla buradaki alfaya bakıp şu tanjant alfaya bakma. Alfaya ait kenarlar neredeyse oraya bak. Hocam buradaki kenarlar belli. Şurası y2 eksi y1. O zaman burası da y2 eksi y1. Burası x2 eksi x1. Burası da x2 eksi x1 yaptı. O zaman ne oldu? Eğim dediğim şey tanjant alfa. Y'ler farkı bölü x'ler farkı oldu. Yalnız dikkat et. Y'ler farkını buradan başladıysam y'ler farkını x'ler farkını da buradan başlayacağım. Yani y2 eksi y1 dediysem burada da x2 eksi x1 demeliyim sonrasında. Ya da y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 de denilebilir. Nereden başladıysan o. Bu da çok kolay. İki noktası bilinen doğrunun eğimi y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. Evet, bu noktalardan geçen doğrunun eğimi nedir? Y'ler farkı. 14 eksi 2 bölü x'ler farkı. Eksi 2 eksi 4. Bak buradan başladım. 14 eksi 2 yazdıysam eksi 2 eksi 4 yazmalıyım. Yani 14 eksi 2 12. Burası da eksi 6. O zaman 12 eksi 6'ya böldüğüm zaman cevap eksi 2 gelir. Aşağıda A ve B noktalarından geçen doğru verilmiştir. Bu doğrunun eğimi de verilmiş. İki nokta var mı? Var. Y'ler farkı. 4 eksi 2 bölü x'ler farkı. Yani x'ler farkı 2A eksi 1 eksi A artı 1 mi yazıyorsunuz hala? Şunu parantezle çıkartacağını unutma. Yani 2 bölü 2A eksi 1 eksi A eksi 1 yapar burası. Bak şunlar gitmedi pardon. 2 bölü A eksi 2 yaptı. İşte bunun eğimi de neymiş? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eksi 1 bölü 2'ye eşitmiş. İşler dişler yapalım. Bu 2 ile 2'nin çarpı 4. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi A artı 2 yapar. Bunu buraya attım A. Bunu buraya attım. Eksi 2 mi yapıyor? Evet. A'yı böylelikle eksi 2 buluruz. Örnek 7'de eksi 2 çıkar. Örnek 8'deyiz. A, B, C noktaları doğrusal olduğuna göre. Arkadaş A, B ve C noktaları doğrusal. Şimdi dikkat. ABC noktaları doğrusal olduğunda ne yapıyoruz? Arkadaş bir şunu diyebilirsin. Analitik düzlemde 3 nokta doğrusalsa üçgen oluşturmuyor. Üçgenin alanı 0 diyebiliriz. Birinci yol bu. Üçgenin alanı 0'dır. Tamam. İkinci yol da şu. Hocam doğrusalsa ben şu
İki noktadan bu doğrunun eğimini bulabilirim. Hocam şu iki noktadan da bu doğrunun eğimini bulurum. Bu iki noktadan da bu doğrunun eğimini bulurum. Yani ikişerli eğimleri birbirine eşit. Yani eğim AB neye eşittir? Eğim BC'ye eşittir. Ya da eğim AB eğim BC'ye eşittir ya da eğim AC'ye eşittir. Biz şunu inceleyelim. Eğim AB dediğimiz y'ler farkı 5 eksi eksi 1 bölü x'ler farkı 2 eksi 3 eşittir. Eğim BC, BC dediğimizde y'ler farkı c eksi 2 eksi 5 bölü 1 eksi 2 mi olacak? Evet. Buradan 6 bölü eksi 1 eşittir. Buradan c eksi 7 bölü eksi 1 yapar. Eksi 1'ler nanay olsun. 6 eşittir c eksi 7 ise c'yi de buradan 13 olarak buluruz. Evet, örnek 8 13 çıkar. Şimdi buna dikkat et. Bu durum güzel bir durum. 3 noktanın doğrusallığından bu şekilde bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Doğrusal olduğu zaman ikişerli eğimleri birbirine eşit olacak. Yalnız şimdi doğrusal olduğu zaman ikişerli eğimleri birbirine eşit olacak da bu doğrusallık direkt soru içerisinde bize sorulmayabilir. Sana burada ekstra bir bilgi vereyim. Bak şuraya bir şey göstereyim ben sana. Şimdi şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Bak dikkat. Çok dikkat. Şöyle bir soru olsun. A noktası atıyorum eksi 2'ye eksi 2'ye 3. Sonra B noktası da atıyorum 1'e atmıyorum. Bunlar tasarlanmış noktalar. 1'e 4 noktası olsun. C noktası da y eksen üzerinde bir nokta olsun. CA artı CB'nin minimum değeri nedir diye sorulsun. Bakın. Bunun minimum değeri nedir diye sorulsun. CA artı CB. Analitik düzlem çizip bunu yorumlayalım isterseniz. Bak şimdi dikkat. CA artı CB sorulduğunda arkadaş analitik düzlem çiziyorum. Noktaların nerede olduğunu gösteriyorum. A noktası eksi 2'ye 3 burada. Bak şimdi. Eksi 2'ye 3 burada. A noktası eksi 2'ye 3 burada. B noktası nerede? 1'e 4 burada. Değil mi? B noktası 1'e 4 burada. Ve C noktası nerede? 0'a y. C noktası 0'a y. Y ekseni üzerinde herhangi bir nokta seçeceksin. Böyle herhangi bir nokta seçeceksin. Ve bu noktayı seçtiğin zaman şu şart sağlanacak. CA ile mesela şu. CA ile CB'nin toplamı en küçük değer olacak. Böyleyken mi? Böyleyken mi en küçük değer olur? Böyleyken mi en küçük değer olur? Şöyleyken mi en küçük değer olur? Böyleyken mi en küçük değer olur? Gibi gibi diye diye gidiyoruz arkadaşlar. Peki hangi durumda en küçük olur? Öyle bir C noktası alacaksın ki CA ile CB'nin en küçük olması. Bak mesela burada şu daha küçükmüş gibi duruyor değil mi? İşte bunu nasıl bulacağız biliyor musun? Bak dikkat. Dikkat dikkat dur. Yanlışla sildim şurayı. Şuraya bir geleyim. Nasıl bulacağız biliyor musun? Dikkat et. Allah Allah. Dur. Dur 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 dur. Nereye kayboldun? Heh. Bak şimdi dikkat et. Arkadaşlar öyle bir C noktası seçeceksin ki CA artı CB en küçük olacak. CA artı CB en küçük. İşte tam onu burada seçersek olmaz mı? Yani bu 3 nokta C 0'a Y noktası burada olursa bu 3 nokta doğrusal olduğunda ne olur? Doğrusal olduğunda şey olmak zorunda değil mi? CA artı CB en küçük yerini alır. Diğer türlü daha da uzuyor değil mi? İşte doğrusal demeyebilir. Bu kökte de soru da gelebilir. E doğrusallığı da biz öğrendik. 3 noktanın yani eğim AC'nin neye eşit olmasına, eğim CB'ye eşit olmasına ya da eğim AB'ye eşit olmasına bakacaksın. Eğim AB'ye eşit olmasından dolayı sonuca ulaşırsın. Hadi bulalım atı. Hadi bulalım. Y eksi, y'ler farkı. Y eksi 3 bölü 1 eksi, 0 eksi eksi 2. Yani 0 artı 2 yapar. Eşittir. Buradan eğim AC, eğim AB'ye eşit dedim. Niye eğim CB demedim? Her ikisinde de Y'yi kullanmak istemedim. Burada Y'yi kullandım ya. O yüzden AC, AB dedim burada da. Y'ler farkı 4 eksi 3, 1 bölü. X'ler farkı 1 eksi eksi 2 1 artı 2 yani 3 yapar. O zaman buradan 3y eksi 9 eşittir 2 yapar. 3y eşittir 11 yapar. Y'yi de buradan 11 bölü 3 olarak buluruz. İşte böyle de bir soruyla da karşılaşabilirsin diye sana bunu göstermek istedim. Toplamların en küçük değeri sorulduğunda böyle doğrusallığa bakacaksın. Ama. Peki hocam şöyle olmuş olsaydı eğer noktamız yine noktalarımız aynı. Bu sefer soru şöyle olmuş olsaydı. Sorunun devamını şöyle olmuş olsaydı C noktası X'e 0 gibi bir nokta olmuş olsaydı ve CA artı CB'nin en küçük değeri sorulmuş olsaydı bunun minimum değeri sorulmuş olsaydı bak her durum sana gösteriyorum. Hocam noktalarımızı çizdik şöyle. Tamam noktalarımız nerede? Hocam noktalarımız burada. Biri eksi 2'ye 3'te A noktası eksi 2'ye 3'te
Öbürü de kaçta? 1'e 4'le B noktası. Bu sefer şartımız ne? Y ekseni üzerinde olması. Hocam şununla şunun toplamının en küçük değerini arayacağım. Burada doğrusallık olamaz değil mi? Yani şu doğruyu kesecek şekilde. Bak şartımız ne? Şu doğru değil mi? Bu doğruyu kesecek şekilde bir şey elde edemem burada. Yani ben iki noktayı birleştirsem şöyle bir şey oluyor. Y eksenini kesiyor. Böyle doğrusallık olmaz. O zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacaksın biliyor musun? O zaman şunu yapacaksın. Dik üçgendeki tanımdaki gibi bir şey yapacaksın. Şimdi bizden şu olay isteniyor ya. Şu ikisinin toplamı isteniyor ya. Dik üçgende de böyle bir soruda yapmıştık aslında. Şöyle bir toplamlarının en küçük değeri sorulduğunda. Şöyle bir daha çizeyim. Şu dik üçgende burası x, burası y. Yani burası da 2, burası da 4 olsun, burası da 8 olsun mesela. X artı y'nin en az değeri sorulduğunda nasıl buluyorduk bunu? Hocam böyleyken kestiremiyorduk. Bir tanesinin katlamasını alıyorduk şöyle. 2 x oluyor. X artı y. Bunlar doğrusal olduğunda olur. O zaman dikdörtgen oluşturup dik üçgenli yapıyorduk değil mi? Evet 8 ise 8, 2 ise 2. 6, 8, 10 üçgeninden x artı y'nin en küçük değeri 10 çıkar diyorduk. Böyleyken kestiremiyorduk katlamasını. İşte burada da şu ikisinin toplamının en küçük değerini bulamıyorum. Böyleyken katlamasını alacağım. Yani katlamasını aldığımda burası eksi 2. Eksi 2'ye 3 ya. 3 birim aşağıya gelecek. Eksi 2'ye eksi 3 noktası yapar. İşte burası a üstü noktasıyken buradaki şu ikisinin toplamının en küçük değeri bu doğrusalken olmaz mı? Sonuçta burası çizgi çift çizgi. Çizgiyle çift çizginin toplamı soruluyor. E burası da çizgiye katlamadan dolayı. Çizgiyle çift çizginin toplamının en küçük değeri doğrusalken olmak zorunda. O zaman biz a üssü ve şuradaki nokta x'e 0 noktası ve 1'e 4 noktasının da doğrusallığına bakaraktan bunun en küçük değerini bulabiliriz. Bak sana her durumu söylüyorum böyle. Her durumu söylüyorum. Şimdi bir de şu durum var. Dikkat, bunların da en küçük değeri sorulduğunda ay orada söylenmiş zaten. Burada anlattığım burada tekrar var dikkat şeklinde var. Şu ikisinin en küçük değeri sorulduğunda işte anladın sen onu burada yukarıda anlattım ben sana. Şu ikisinin toplamının en küçük değeri sorulduğunda maalesef iki noktayı birleştirdiğimizde buradan geçmiyor bu doğrudan geçmiyor. Katlamasını aldık katlamasını alınca şöyle geldi çizgiyle çift çizginin toplamının en küçük değeri. Bu öyle çizgiyle çift çizginin toplamının en küçük değeri şu 3 nokta doğrusalken olur. Tamam. Evet hemen örnekle bunu açıklayalım. AB artı BC en küçük nedir diye soruluyor. Şimdi... Toplamın en küçük olması için böyleyken kesmedi mesela bak. B noktasını tam bu doğrusal olması lazımdı bunda. Kesmediyse katlamasını alırız. Katlamasını aldığında hocam burasının hala 5 olduğunu biliyorum. Burası 3 birim ya burası da 3 olacak. Yani 5'e eksi 3 noktası olacak burada. 3 birim aşağıda. Sonra burada çizgi oldu. Çizgiyle bunun toplamının en küçük değeri çizgiyle bunun toplamının en küçük değeri olmak zorunda. Bunun en küçük değeri de ne olmak zorunda? Doğrusalken olmak zorunda. Yani buraya C üstü diyelim. A, B ve C üssünün ne olması lazım? Doğrusal olması lazım. Doğrusal olduğunda en küçük değeri alacaktır. Evet tamam toplamının en küçük değeri. O zaman eğim AB eşittir. Bak eğim AB derken A'yı kullandım burada. Bir de eğim BC demeyelim. Bir daha A'yı kullanırım. İşlem kalabalığı olur. Eğim AC diyelim. Eğim AC'ye eşit deyip sonuca ulaşacağız kardeşim. Hadi bakalım ulaşalım. Eğim AB dediğimiz nedir? Eğim AB dediğimiz Y'ler farkı 0-5 yani -5 bölü A-1 eşittir. Eğim AB'yi buldum eğim AC'ye bakalım. Eğim AC'de hocam Y'ler farkı 5-3 yani 5+3 8 bölü 1-5 yani -4 yapar. İşler dışlar yapalım. 8A-8 eşittir. -4 ile 5'i çarpma artı 20 yapar. O zaman buradan ne geliyor? 8A eşittir 28 geldi. A'yı da buradan 28 bölü 8 buluruz. 4'e bölsen 7, 4'e bölsen 2. Cevap böylelikle 7 bölü 2 çıkar. Ama arkadaşlar sana burada şöyle bir tüyo vereyim. Bana A'yı sorduğu için bu şekilde işlem yaptım. Ama bana şunu sormuş olsaydı bu soruda. Şu ikisinin toplamının en az değeri nedir diye sormuş olsaydı. Yine simetriliğini alacaktık. İkisinin toplamının en az değeri şu iki nokta arasındaki uzaklık yapacaktır. Yani çizgiyle çift çizginin toplamının en az değeri soruluyor. Yani en az değeri doğrusalken şu uzaklık sorulacaktı. O zaman burada K noktasını bulmama gerek kalmayacaktı. İki nokta arasındaki uzaklığa bakacaktım. Ha toplamının en az değeri de ne oluyor o zaman? O zaman Y'ler farkı 8, X'ler farkı 4. 4, 8, 4 kök 5 olacaktı böyle kısa yolda yaptım sana. Tamam. Evet. Eğim böyle arkadaşlar. Eğimi öğrendik mi? Öğrendik. Eğimi öğrenmek en önemli şeydi. Eğimi öğrendikten sonra geri kalan iş eğim üzerine inşa edilecek.
Geri kalan işi de sonraki videolarda halledeceğiz. Ve sonraki ders de çok önemli. Doğru denklemi sınavda kesin çıkacak. Doğru denklemiyle ilgili kısmı anlatacağız size. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde doğru denklemin, yani doğru analitiği 2 dersinde doğru denklemlerini anlatacağız size. Orada görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.